Vektörler Örnek Soru 9. Bu videomuzda vektörler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A vektörü 2i eksi j artı 2k ve B vektörü 3i artı 4j eksi k vektörleri veriliyor. A şıkkında A vektörü ile B vektörünün skaler çarpımı, B şıkkında A vektörü ile B vektörünün vektörel çarpımı, C şıkkında A ile B vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri, D şıkkında A ile B vektörü arasındaki açıyı bulunuz diye sorulmuş. Öncelikle A şıkkıyla başlayalım. İki tane vektörün skaler çarpımı bize bir sayı sonucu verecek. Sabit bir sayı. X koordinatıyla X koordinatını çarpıyoruz. 2 çarpı 3 artı. Y koordinatıyla Y koordinatını çarpıyoruz. Eksi 1 çarpı 4 artı z koordinatıyla z koordinatını çarpıyoruz. 2 çarpı eksi 1. 2 kere 3, 6. Eksi 4, eksi 2 eşittir 0. Skaler çarpımın sonucunun 0 çıkması, bu iki vektörün birbirine dik olduğunu gösterir. A ile B vektörleri birbirine diktir. Vektörleri birbirine diktir. Eğer ki bunun sonucu pozitif sayı çıkarsa A ile B vektörleri arasındaki açı dar açıdır. Bunun sonucu negatif sayı çıkarsa A ile B vektörleri arasındaki açı geniş açıdır. Sonuç 0 çıktığı an bunların birbirine dik olduğunu anlarız. Devam edelim şimdi. B şıkkı. A vektörü ile B vektörünün vektörel çarpımı. A vektörel çarpım B. Bunu determinant yoluyla yapalım. İ, J, K. Bunun farklı yolları vardır. İsteyen istediğini kullanabilir. Ben genellikle determinant yöntemiyle vektörel çarpımı gerçekleştiriyorum. Vektörel çarpımı yaptığımızda çıkan sonuç hem A'ya hem de B'ye dik bir vektör olacak. A vektörümüz burada. 2i eksi j artı 2k. Buradaki koordinatları alıyoruz. Önce A'yı yazıyoruz. 2, eksi 1, 2. Sonra B'yi yazıyoruz. 3, 4, eksi 1. Buradaki determinantı da Sarus yöntemiyle alalım. İlk iki satırını aşağıya tekrar yazarak. İ, J, K, 2, eksi 1, 2. Sağa doğru çarpmaya başlayalım. İ, burayı çarparsak 8K, burayı çarparsak 6J, eksi, burayı çarptık eksi 3K, burayı çarptık 8i, burayı çarptık eksi 2j. Burada i var. Burada eksi 8i olacak. Eksi 7i. 6j var. Eksi eksi 2j'den artı 8j olur. 8k eksi eksi 3k'dan artı 11k. Acaba sonucu doğru mu yaptık? Bu iki vektöre de A ile B'nin vektörel çarpımı hem A'ya hem de B'ye dik olmalıdır. Hemen onu skaler çarpım işlemine tabi tutacağız. Skaler çarpımları 0 çıkıyorsa doğru yaptık. Eksi 7 ile 2'yi çarptım. Eksi 14 artı. 8 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 8. 11 ile 2'yi çarptım. Artı 22. Burayı topladığım zaman sonuç 0 verdi. Demek ki sonuç A vektörüne dik olmuş. B vektörüne de mi olmuş? Bir bakalım. Eksi 21 artı 32 eksi 11. Burası da 0 sonucunu veriyor. Yani sonuç olarak bulduğumuz vektörel çarpım hem A'ya hem B'ye dik olduğuna göre doğru yaptığımızı buradan anladık. Şimdi gelelim C şıkkına. A ile B vektörleri arasındaki açının kosinüs değeri. Bunu bulurken A'nın B ile skaler çarpımı eşittir. A'nın büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının kosinüs değeri olduğunu biliyoruz. Ama biz zaten bu iki vektörün birbirine dik olduğunu tespit ettik A şıkkında.
İki vektör birbirine dikse, aralarındaki açı 90 derecedir. Onun kosinüs değeri de hiç bu formülü kullanmadan cos 90 derece 0'a eşittir. A ile B vektörler arasındaki açının kosinüs değeri 0'dır. D şıkkına geldiğimizde A ile B vektörler arasındaki açıyı bulunuz diyordu. Onu da A şıkkındaki sonuçtan anladık zaten. 90 derece. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.